Hakim unsurları, konuşan hakim. Yıldırım harekete geçti. Tamam. Yıldırım harekete geçti, tamam. İkinci hazır! Bir, iki, bir, ateş! Şu sesi biraz yakın atın. Bölüm bir parçası olarak her türlü hava ve arazi şartlarında ve milli imkanlarla tasarlanan silah, teçhizat ve malzemeleri Kanedenin açılımı keskin nişancı dürbünü demektir. 312'de 3-12 büyütme oldu. Doldur kapa. Biz hedefi 25 metre. Bir atım 4 saniye. Atış serbest. Kapak bırak. Serbest. Bir dakika abi. Gülme. He? Giriyorum.
sağ ol. Seferberlik tatbikatının maksadı, ülke kaynaklarının seferberlik ve savaş halinde süratle kullanılmaya hazır hale getirmesi, ancak barış zamanında iyi bir şekilde yapılan seferber olma hazırlıkları ile mümkündür. Seferberlik eğitim ve tatbikatları, seferberlik ve savaş halinde bakanlıklar, kamu, özel kurum kuruluşları ile silahlı kuvvetler arasında yürütülecek müşterek faaliyetlerin denenmesi, yedek personelin eğitilmesi ve harbe hazır hale getirilmesi maksadıyla icra edilmektedir. Yedek personelin birliğin kadro ve sefer görevine uygun olarak eğitilmesi, seferde kullanacağı silah, teçhizat, araç ve malzemenin intibaklarının sağlanması, zırhlı araçların taşıyıcı araçlara yüklenmesi ve taşınmasında muhtemel sorunların belirlenerek düzeltici tedbirlerin alınması, tahsis edilen araçların kadro görevlerine uyumu ve yükleme planlarının denenmesi, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu ile teslim alma kurulu faaliyetlerinin denenmesi, kamu, özel, kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyon hususlarının denenmesi ve geliştirilmesi, kamu, özel, kurum ve kuruluşları ile özel nakliyat firmalarıyla yapılan protokol ve sözleşmelerin uygulanabilirliğinin denenmesi, tatbikatın ana hedeflerini oluşturmaktadır. 14 Temmuz 2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararı gereği Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı'nın Personel Seferberliği ve Mal Hizmet Seferberliği Bölümü 12-23 Eylül 2022 tarihleri arasında 12 gün süreyle, Araç Seferberliği Bölümü 20-21 Eylül 2022 tarihleri arasında 2 gün süreyle icra edilecektir. İçinde bulunduğumuz General Fikret Esen Kışlası'nda Teslim Alma Kurulu oluşturulmuştur. Teslim Alma Kurulu, Trafik Kolu, Tasnif ve Tertip Kolu, Sağlık Kolu, Donatım Kolu, Yedirme ve Barındırma Kolu, Taşıt Kolu ve Kışla Emniyet ve Bakım Kolu'ndan oluşmaktadır. Tatbikata katılan personelin seçimi Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Milli Savunma Bakanlığı tarafından SMS ile bilgilendirme yapılarak askerlik şubelerine davet edilmiş, mütakiben davet alan yedek personel askerlik şubelerinden belirtilen tarihler için birliklerine sevk edilmişlerdir. Tatbikata 7 subay, 5 as subay, 176 erbaşar olmak üzere toplam 188 yedek personelin katılması planlanmıştır. Tatbikat 109. Topçalar Komutanlığı'nın General Fikret Esen Kışlası'nda icra edilmektedir. Yedek personel seferberliği kapsamında yedek personel tatbikat öncesinde Milli Savunma Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan bilgi broşürüyle bilgilendirilmiştir. Şehir merkezinde reklam panolarına ve otobüs duraklarına asılan Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı temalı afişlerle vatandaşlar tatbikat hakkında bilgilendirilmiştir. Yedek personelin karşılama ve kabul işlemleri Teslim Alma Kurulu tarafından gerçekleştirilmiştir. Yedek personele eğitim faaliyetleri kapsamında oryantasyon eğitimi, ferdi ihtisas eğitimleri ile muharebe düzenleri eğitimi, envantere yeni giren silah sistemleri tanıtım eğitimi ve atış yaptırılmaktadır. Eğitim faaliyetleri icra edilecek tatbikat anlayışı ile eğitim faaliyetiyle tamamlanacaktır. Yedek personele aynı zamanda Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi konusunda konferans verilmiş, sosyal faaliyetler kapsamında kültür gezisi ve bando konseri icra edilmiştir. Araç seferberliği kapsamında ise 20-21 Eylül 2022 tarihleri arasında sefer görev emirli toplam 32 aracın tatbikata katılması planlanmıştır. Araçlar Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu tarafından muayeneye mütakip birliğe sevk edileceklerdir. Sefer görev emri alan araçların kadro görevlerine uyumu kontrol edecek ve envanterde bulunan malzemelerin yüklemeleri yapılacaktır. Mal hizmet seferberliği kapsamında ise Cumhurbaşkanı kararını istinaden 11
kamu kurum ve kuruluşuna görev verilmiştir. Türk Kızılayı tarafından kan istasyonu kurularak çalıştırılmaktadır. Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık hizmeti sağlanmaktadır. TürkSat uydu internet sistemleri ile haberleşme desteği sağlamaktadır. Erzurum İl Meteoroloji Müdürlüğü tatbikat bölgesinde kurulan seyyar meteoroloji istasyonu ile meteoroloji desteği sağlamaktadır. Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü tarafından artezyen kuyusu açılarak temiz su desteği sağlanmaktadır. Erzurum Büyükşehir Belediye tarafından satı düzeltme desteği ve yolların asfaltlanması faaliyeti sağlanmaktadır. Aynı zamanda Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilecek otobüslerle ulaştırma desteği sağlanmaktadır. Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu kararı ile alınan atölye ve tesisler marifetiyle araç seferberliğinin icra edileceği 20-21-2022 tarihleri arasında sefer görev emri alarak tatbikata katılan araçların bakım, onarım ve yedek parça desteği sağlanacaktır. Erzurum Valiliğince seferberlik tatbikatı kapsamında mülki idari amirliğince verilmesi gereken her türlü destek sağlanmıştır. Arz ederim. Bir aşk istemez hem neşenle gül. Bir aşk istemez aşkınla dik çünkü biz. Gül ki sen neşenle gül. Lay 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 l